Açımı değiştirdim çünkü dava serilerimin arka planını bilenler bilir. Orada normal günlük videolar çekemeyeceğime göre açımı böyle tatlış ikili oyuncaklarımla yaptım. Benden tırnaklarımı nasıl yaptığımı çok fazla istiyordunuz ve çok yakın bir arkadaşım da benden istediği için onu da kırmak istemedim. Sizleri de kırmak istemedim. O yüzden bir tırnak videosu çektim. Bundan sonra zaten detaylı bir şekilde size göstereceğim. Hiçbir şekilde ışık, İşte açığı falan ayarlayamıyordum. Böyle profesyonel gibi olsun istiyordum ama fark ettim ki bunu başaramayacağım. O yüzden böyle amatörce kendimce size tırnaklarımı nasıl yaptığımı gösterdiğim bir video çektim. Ben evde uygun fiyata tırnaklarımı nasıl protez tırnak gibi yapıyorum, bunları göstereceğim. Takma tırnakla yapıyorum bu arada. Tip denilen o tırnaklara da ihtiyacınız yok. Ben normal takma tırnakla da yapıyorum. Şekli hakkında ben Instagram'da paylaştığımda birkaç yorum aldım. İşte ellerine yakışmamış tarzı yorumlar. Şunu söyleyeyim. Ben normalde hep badem tırnaklı kullanıyorum tırnaklarımı. O yüzden hani benim için bir sorun olmuyor. Ama bu sefer Kylie Jenner'in tırnakları gibi yapmaya çalıştım. Çünkü pembeyle böyle o tırnaklar çok hoş oluyordu. Ben bulursam resimlerini buraya koyacağım. Birazcık böyle kalın ve kare gelen tırnaklar oldu. Ama hiç fark etmiyor. Benim amacım burada zaten şekil vermeyi göstermek değil. Burada amacım tırnaklarımı nasıl uzattım, böyle nasıl protez tırnak gibi kullandığımı göstermek. Tam 2 hafta falan kullandım ben o tırnakları. Gerçekten çok kalın ve çok kalıcı oluyorlar. Hani benim tırnaklarım da öyle ya da bilmiyorum ya da belki de hiç kalıcı değildir bazılarına göre. Çünkü genellikle benim protez tırnaklarım 2 hafta, 3 hafta falan zorla durur. Temizlik falan da yaptığım için, çok haldır huldur kullandığım için her şeyi ve tırnaklar uzun olduğu için göreceksiniz tırnaklar bayağı uzun. O yüzden hemen kopuyor ve ben bir tanesi kopunca, rahatsız olunca hepsini çıkartıyorum. Amacım tamamen nasıl yaptığımı göstermek. Şeklini ben beğendim. Çok da severek kullandım o tırnakları. 2 hafta boyunca çok da güzel kullandım. O yüzden de sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem uygun fiyatlı bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarda başka istekleriniz varsa yine bekliyorum. O zaman çok da fazla uzatmayalım ve videoya hemen başlayalım. Bu kısmı atlayabilir ve kuru manikür yapabilirsiniz. Ama benim tırnak etlerim inatçı olduğu için yumuşatmaya çalışıyorum. Tırnaklarıma herhangi bir el kremi sürüp eldiven takıyorum. Bu işlem tırnak etlerimi yumuşatıyor. Bunu opsiyonel bir işlem olarak da görebilirsiniz. Dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Eğer kolay tırnak etleriniz varsa direkt kuru manikürde uygulayabilirsiniz. Ve tırnaklarımı kesip törpüledikten sonra tırnak etlerimi temizliyorum. Ardından jel oje uygulaması için malzemelerimi hazırlıyorum. UV LED lamba, şeffaf jel oje, aseton veya jel oje temizleyicisi, fırça, buffer, tırnak yapıştırıcısı, kağıt törpü veya bu zımpara tarzı törpüler oluyor, 180 numaralı ve takma tırnak veya varsa tip. Ben dediğim gibi takma tırnak kullandım, tipleri kullanmadım ve ben bütün ürünlerimin neredeyse hepsini Daiso'dan aldım. Toplam 15 dolar civarına denk geldi. Korelilere göre 15-20 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Öncelikle tırnakları boyutlarına göre sıralıyorum. Ve ardından aseton ve buffer ile tırnağımın üzerindeki yağlı tabakayı alıyorum. Bu tırnakların kalıcılığını arttırır. Buffer'ı bu arada tırnaklarımı çok böyle sert bastırarak uygulamıyorum. Çok hafif yumuşacık bir şekilde uyguluyorum buffer'ı. Daha sonra yapıştırıcıyı kendi tırnaklarıma sürüyorum ama uç kısımlarına sürüyorum.
tip gibi kullanacağım için bu takma tırnakları tırnaklarımın yarısının üzerine takıyorum. Bundan dolayı kıvrım oluşacağını düşünüyorsanız tırnakları taktıktan sonra iç tarafından törpüleyip düzleştirebilirsiniz. Bu hani yamuk ol böyle eğimli olduğunu düşünüyorsunuz tırnaklarınızın. Ardından törpüleyerek şekillendiriyorum tırnaklarımı. İstediğiniz şekli kullanabilirsiniz. İşte badem şeklini, stiletto şeklini, kare, nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz tabii ki de. Siz bu kısımda takma tırnaklar kalınsa sadece onların üzerinden bufferla geçerek inceltebilirsiniz. Benim takma tırnağım ince olduğu için direkt jeojoya geçtim ben. Sonrasında da boş kalan yerlere jeloje sürerek tamamlıyorum. Akrilik koyarmış gibi. Jelojeyi koyuyorum ki arada bir bombeleşme olmasın. Takma tırnaklarla gerçek tırnaklarınızın arasındaki o boşluğu jelojeyle dolduruyorum. Aynı işlemi tüm tırnaklarıma uyguluyorum. Takma tırnakla tırnaklarımın arasında kalan boşluğu bir kere kurutuyorum. Üzerinden tekrar tüm tırnaklarımı iki kat jeloje daha sürüyorum. İşte bu kısımda işin içine yaratıcılık giriyor. Ben renkli jeloje kullanmıyorum. Normal ojelerimle jelojeyi karıştırarak kullanıyorum ve güzel sonuçlar alıyorum. Bu tırnaklarda nail art olarak nude pembe bir ombre yaptım ve tırnak taşlarıyla süsledim. Kore tarzı yapmaya çalıştım birazcık da. Oje karışımını kuruttuktan sonra bir kat daha jeloje geçmeyi unutmayın.
En sonunda ise herhangi bir el kremi veya tırnak yağı ile tırnaklarınızı nemlendirdikten sonra tırnaklarınızı kullanabilirsiniz. Evet, tırnaklarımı nasıl yaptığımı gördünüz. Çok da fazla uzatmayacağım. Zaten demek istediğim her şeyi videonun başında söyledim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim ve çok beğenerek kullandım o tırnakları. Onlara benzer birkaç tırnak daha yapacağım. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Instagram hesabımdan da beni takip etmiyorsanız buralarda bir yerlerde Instagram adresim olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.